Merhabalar. Size bu videoda bazı görüntüler göstereceğim. Bunlar rahatsız edici olabilir. Onun için öncelikle uyarmak istiyorum. Ne göstereceğim? Kalp krizindeki ağrının ne olduğunu göreceksiniz ve kalp krizi esnasında ortaya çıkan aritmi nedeniyle kişinin nasıl bilincini kaybettiğini ve ardından elektroşokla nasıl hayata döndürüldüğünü ve öykünün sonunda da sağlığına kavuştuğunu göreceksiniz. Hep söylerim, kalp ağrısında göğüs ağrısı o kadar şiddetlidir ki kişi daha önce böyle bir ağrı yaşamamıştır ve ondan dolayı da panik içerisindedir. Yani nefes alacak, konuşacak durumu söz konusu değildir. Ve etrafında olanlar da bunun son derece ciddi bir olay olduğunu algılarlar. Şimdi burada görüyorsunuz, bu BBC'nin bir belgesel çekiminde acil servis ekipleriyle beraber gittikleri bir vakayı gösteriyorlar. İş yerinde göğüs ağrısı olan kişi için çağrılıyor acil servis görevlileri. Ambulansla geliyorlar ve anlıyorlar ki kişinin zaten daha önceden bilinen bir hastalığı var, kalp hastalığı var. Ağrı da tipik ve hemen orada bir monitöre bağlıyorlar. Yani bir EKG çekiliyor. Aynı zamanda o monitör kalp ritmini gösteriyor ve ona durumu anlatıyorlar. Ne yapacaklarıyla ilgili bilgi veriyorlar ama hastaya dikkat edin, hasta ne yapıyor? Yani çok zor konuşuyor ve hofluyor, pufluyor. Neden? Ağrı çünkü çok şiddetli boyutta. Ve onlar da bu arada kendi aralarında hazırlık yapıyorlar. Neden? Çünkü kalp krizinde görülen ve ölümcül tehlike yaratan en önemli unsurlardan bir tanesi ventriküler fibrilasyon dediğimiz bir aritmi çarpıntı türü. Bazen bu ataklar halinde olur, bazen ise devamlı olur ve kalp yeteri kadar kan pompalamadığı için kişi bilincini kaybeder. Onlar da bu aritmiyi görüyorlar ve o yüzden kendisini monitörle bağlı takip ediyorlar ve bekledikleri bir şey var. Yani bu aritmi dediğim gibi ölümcül bir hale dönüşebilir ve görüyorsunuz hemen onun ortaya çıkmasıyla beraber kişiyi hemen sandalyeden yere yatıyorlar ve hemen kalp masajına başlanıyor. Böylelikle vakit kaybedilmiyor çünkü beyne oksijen gitmezse biliyorsunuz hasar meydana gelebilir ve arkasından da defibrilatör cihazı, yani elektroşok cihazını bağlıyorlar. Bunlar bazen böyle uçaklarda ve toplu yerlerde, ki ani ölüm riskinde bahsetmiştik, bulunan cihazlardır. Bunlar bir yapıştırıcı olan petlerle göğsün üzerine yerleştiriliyor ve otomatik olarak bu alet şarj edildikten sonra düğmeye basıyorsunuz ve elektroşok uyguluyor. Ve dikkat ederseniz aşağıya doğru inerken veya göğüs masajı devam ederken anlamsız bir şekilde kollarını kaldırmaya çalışıyor. Bu bilinçli yapılan bir hareket değil. Aslında bilinci yok o anda. Hani gözleri kaydı falan derler ya, işte ona benzer bir durum söz konusu. Ama bakın, hemen elektroşoktan sonra kalp ritmi düzeliyor ve entübe etmiyorlar. Yani boğazına bir hortum takmıyorlar. Tamamıyla maskeyle soluk alıp verebilecek halde olduğundan dolayı öyle bir şekilde kendisini ne yapıyorlar? Helikoptere bindiriyorlar ve gidiyor. Gittiği yerde de balonla bir damarı açılıyor. Diğer iki damarında da sorun olduğu için sonradan da ameliyat oluyor ve gördüğünüz üzere sağlığına kavuşmuş durumda. Bakın nasıl hızlı hareket edildiği takdirde nasıl güzel sonuçlar alacağını gösteren gerçekten anlamlı bir video. Ben de bunu gördüğüm anda sizlere aktarmak istedim. Bu cihazlar hayat kurtarıcı cihazlar. Bunları kullanmak için belirli bir eğitimden geçmek gerekiyor. Nitekim artık uçaklarda bunlar var. Ve toplu taşımanın olduğu yerlerde de olması gerektiğini söylüyorlar. Bazen bu cihazla, yani önlenemeyen ani ölüm risklerin bir kısmını geri çevirme şansına sahip. Tabii istatistik olarak çok yüksek oranda başarılı olduğu söylenemez. Ama bir kişinin hayatını kurtarsanız bile ne kadar kıymetli tahmin edebiliyorsunuz. İşte ani ölüm riski videomuzun arkasından da böyle bir videoyu sizlere sunarsam ikisi daha anlamlı olabilir diye düşündüm. Değerli zamanınız için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.